Vücudumuz çevresindeki saldırganlara karşı kendini bağışıklık sistemi aracılığıyla savunur. Bağışıklık sisteminin birçok elemanı vardır. Kompleman sistemi bu elemanlardan biridir ve içinde birçok farklı proteinleri barındırır. Vücudumuz saldırıya uğradığında kompleman sistemi devreye girerek vücut savunmasına önemli bir destek verir. 1 numaralı kompleman olarak bilinen C1'in işlevini durduran molekül C1 esteraz olarak isimlendirilir ve bu proteinin vücudumuzdaki yetersizliği veya bu proteinin işlev bozukluğu durumunda herediter anji ödem ismi verilen hastalık tablosu Görülür. Herediter kelimesi hastalığın kalıtsal olduğunu işaret eder. Herediter anjiyo ödemli hastalarda belirtiler yineleyici karakterdedir. Tedavi ile veya bazen tedavi olmadan da günler içinde geriler. Hastaların tümünde cilt bulguları vardır ve bu belirtiler ciltte ve cildin alt katmanlarında şişlik şeklindedir. En sık şişen bölgeler yüz, el, kol, vücut ve bacaklardır. Şişlikler vücudun travmaya maruz kaldığı bölgelerde olabileceği gibi bazen hiçbir neden olmaksızın da ortaya çıkabilirler. Hekimleri endişelendiren şişmeler solunum yolunda olan şişmelerdir. Özellikle gırtlak bölgesinde olan şişlikler hastanın nefes alıp verilmesinde sıkıntıya yol açarak hayatı tehdit edebilirler. Hastaların yarısı hayatında en az bir sefer bu durumu yaşar. O yüzden bu hastalığın doğru ve erken teşhisi büyük önem taşır. Hastalarda tekrarlayan karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak belirtileri de sık görülen diğer belirtilerdir. Hastaların dörtte üçünde benzer yakılmaları olan bir aile ferdi vardır. İnsanların en az yarısı hayatında bir ya birden fazla ciltte şişme yani anjiyodem sorunu yaşar. Bu durum halk arasında kortizon anılan ama hekimlerin kortikosteroid olarak isimlendirdiklerine e hızla yanıt verir. Yani düzelir. Oysa herediter ödemde kortikosteroid tedavilere yanıt vermez. Bu amaçla sağlıklı insanların kanından elde edilmiş sağlıklı proteinlerin damardan verilmesi veya özel bazı ilaçların kullanılması gerekir.